ile birlikte sağlıklı yaşamın önemini daha bir iyi anladık sanki ve uzmanlar daha sağlıklı bir yaşam için yürüyüşü mutlaka öneriyor. Bu aktivite için ayıracağımız 20 dakika bakın hayatınızda neleri değiştirecek. Az yemeni sağlıyor, kan şekerini de engellediği için. Saldırganlığını azaltıyor etrafa karşı. Montaigne'in denemelerindeki neydi? Ruh ve beden veya işte ayrılmaz bir ikili sonuçta baktığın zaman. Dolayısıyla hepsi bir arada geliyor. Hem ruh sağlığı, beden sağlığı. İkisi bir arada daha ne olsun işte. Serotonin hormonu salgılamamızı sağlıyor, zinde tutuyor. Sabah yürüyüşünün faydaları saymakla bitmiyor. Günlük yaşamımızda sporu eksik etmememiz gerekiyor. Uzmanlar günlük sadece 20 dakika yürüyüş yapmanın fiziksel faydasının yanı sıra ruhsal olarak da büyük fayda sağladığını söylüyor. 30 dakika yürümek, yürüyüş yapmak, hafif tempolu bir yürüyüş aslında 150 kalori aktarıyor. Hem kilo kontrol için de çok faydalıdır yürüyüş yapmak aslında. Yürüyüşten sonra hafif bir kahvaltı yaparak da aslında biz kilomuzu koruyabiliriz bir şekilde. Yürüyüş yapmak günü zinde geçirmemizi sağlıyor. Birçok hastalığa karşı da koruyor. Yürüyüş yapanlar bu alışkanlıklarından vazgeçemiyor aslında. Tıpkı Ali Nizamoğlu'nda olduğu gibi o 40 senedir her sabah 1 saat yürüyüş yapmayı ihmal etmiyor. Ben de aşağı yukarı 40 senedir bunu yapıyorum her gün. Yaz kış fark etmiyor. Sıcak soğuk veya karlı hava yağmurlu hava ona göre giyiniyorum. Ve faydaları şunlar. Vücudumu çok zinde hissediyorum. Hastalıklara karşı koruyucu özelliği de var aynı zamanda. İşte tansiyon dengeliyor, kalp damar hastalıklarına karşı koruyor. Özellikle bayanlarda ve erkeklerde insülin direnci şikayetleri çok oluyor bu zamanlarda. Bu insülin direncini kırıyor aslında. İnsülin direnci kırıldığı zaman da kişiler daha hızlı şekilde kilo verebiliyor. Diyetisyen Kenan Yıldırım TV100'e konuştu. Yürüyüş yaparken müzik dinlemenin de önemli olduğunu belirtti. Stresin azaldığını, serotonin hormonu salgılandığını söyledi. Yürüyüş yaparken mutlaka müzik dinlemek gerekiyor. Çünkü müziğin türüne göre aslında bu kişinin stres faktörü de etkileyebiliyor. Özellikle müziklerde, pop müziklerde ya da hareketli müziklerde kişinin serotonin hormonu daha fazla salgılanıyor ve stres oranı daha da düşüyor. Ben her gün yürüyorum. Her gün bir saat falan yürüyorum ben. Hisar'a kadar. Nasıl geliyor? İyi geliyor. Benim yaşım 73. Sağlık için yapacaksın bunu. Bol su, yürüyüş.